Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün okulda stajla ilgili söyleşim var. Beraber hazırlanamadık çünkü birkaç sıkıntımız çıktı. Şimdi beraber söyleşiye gideceğiz. 5 dakikalık bir konuşmam var. Doktor orada olacak. Sonra bizim okuldan TRT'den ödül aldılar. Belgesel projesi. Onlar çıkıp konuşacaklar. Yani çok heyecanlı bir gün olacak. Hadi bakalım orada neler olacak göreceğiz. Arkadaşlar otobüse bindik. Gidiyoruz, yoldayız. Çok heyecanlıyız arkadaşlar. Çok heyecanlıyız. Nasıl konuşacağız? Zeynep sen ne diyorsun? Ben şimdi de unuttum her şeyi. Heyecanlı mısın Eda? Çok heyecanlıyım. Ya, neler hissediyorsun? Çok heyecanlıyım. Yine çıkıp konuşacağız çünkü hastalanalım. Ve ilk sırada Eda var arkadaşlar. Bütün hepsinin heyecanını ben aldım şu an. Görüm kocaman senin. Başarılar. Çok sağ ol. Eda'nın kardeşi Sevda bizim bölümden kendisi. Seneye inşallah o da burada olacak. Böyle bir sunum yapacak. Heyecanlı mısınız? Çok. Yani şu an kalbim böyle atıyor. Eda'dan yorumlarını almıştık zaten. Sen ne düşünüyorsun? Heyecanlıyım ben de. Biraz ağlayacağım ama umarım ağlamam. Umarım. Bir el sallarsanız çok makbule geçer. Arkadaşlar içeri gireceğiz birazdan. Kapılar açıldı. Hazır mısınız? Evet. Ama zaten ilk biz değil. Bizden ödül kazandılar. Onların belgeselin gösterimi var. Giriyoruz. Bekleyin. Şimdi salona gireceğiz. Boğaz Seskin konferans salonu. İleride izleyeceksin bunları seneye falan mesela. Birazdan buna karar verelim. Ya da burada beraber verelim. Evet Buket Hanım. Buket Hanım da konuşmacılardan. Tak bakayım. Böyle de bir güzel değişik oldun çalışkan gibi. Hazal yapma yapma. Ay Zeynep nazar değdi kıza. Belgeseliyle 3. ödülü kazanan arkadaşlarımız Beyza Nur Yurtsan, Harun Erdal ve Nurcan Albaylı aynı zamanda Arı Radyo Çocuk Saati programıyla radyo programcılığı kategorisinde 2. ödülü kazanan Sude Yüksel'i ve proje danışmanı Yakup Toklay hocamızı tebrik ediyor. Başarıların devamını diliyoruz. TRT kurum değil, TRT tamamıyla bir okul gibi davrandı bize ve TRT tamamıyla benim gözümde, arkadaşlarımın gözünde de öyledir. TRT tamamıyla bir okuldu bizim için ve 1613 eserden ilk ona kaldığımızı, yani seçilmiş kişi olduğumuzu bize iliklerimize kadar hissettirdiler. Çok güzel eğitimler aldık, çok güzel konuşmalar geçirdik, sempozyumlar. Birçok ünlü insanlarla tanıştık. Erdoğan Arıkan olsun, Elif Akkuş olsun, TRT Genel Müdürü olsun. Bu ödüle layık görüldük. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi burada kim var yanımda? Bizim okuldan kendileri. Belgesel dalında üçüncülük ödülü aldılar. Beyza Nur Yurt'tan Nurcan Albayrak. Ne demek istersiniz? Şu an YouTube kanalımdasınız. Çok heyecanlı ve çok güzel. TRT süreciniz nasıl geçti? Aşırı derecede heyecanlı, aşırı derecede verimli ve eğitim dolu bir 4-5 gün yaşadık. Çok güzel arkadaşlıklar edindik. TRT ailesi altında güzel işler, konuşulur da yapıldı. Öyle, güzel ve eğlenceliydi. Nurcan sen ne demek istersin? Ben işin duygusal yönünü bırakayım. Ben çünkü çok emek var, farkındayız. Bir yılı aşkın bir süredir çalışıyoruz biz. Gecemiz, gündüzümüz tamamıyla yok olmuştu bizim. Yani vize final zamanlarımıza denk geldi fazlasıyla.
uyumadan kurgular yapıyorduk, uyumadan belge tarıyorduk. Çok zor geçti bizim için ama şunu görmek zaten bizim bütün yorgunluğumuzu, bütün ağrımızı, sancımızı tamamıyla bırakıyor. TRT kapısından girdiğimiz gibi o sıcaklığı, o seçilmiş kişinin bir okul TRT. Size de, bütün arkadaşlarıma da ben tavsiye ederim. İnşallah bizim okulumuz adına daha güzel kategorilerde, daha çok kategorilerde biz üçüncü olduk. Umarım siz ikincilik, birincilik, birçok ödülü alırsınız bizim okulumuzu ve kendi adınızı gururla duyurmayı başarırız. Peki, çok teşekkür ederim. Ben Hacer Deniz Bakır, Yeni Medya ve İletişim Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bir YouTube kanalım var ve part-time muhabirlik yapıyorum. Şimdi TRT Ulus Yerleşti isimde yaptım. Yeni Medya Kanal Koordinatörlüğü TRT İzle bölümünde stajımı gerçekleştirdim. Mayıs ayının 17'sinde staj başvurumun kabul edildiğine dair bir mail geldi. Gelen maille beraber ağladım çünkü TRT benim için en yüksek yerlerden biriydi. Gelen belgeleri TRT'ye götürdüm. Ben TRT'de stajyerdim. Burası bizim yerleşkemiz ve çok güzel bir boğaz manzarası. Burası bir kısmı. Birinci fotoğrafta bir TRT Word'ün canlı yayının ortasına düşmüş bulunuyorum. Şurada en son üçüncü fotoğrafta bir interkom var ve birbirleriyle haberleşiyorlar. Ve orada şunu anladım. İngilizce çok önemli arkadaşlar. Onlar birbirleriyle konuşurken ben hiçbir şey anlamıyordum. Evet, derslerimiz hep teorik ama uygulamalı hiçbir şey görmedik. Onu fark ettim. Ve şöyle bir şey oldu. Ben çok eksik kalmışım. Orada resim masasından bahsediyorduk derslerde ve resim masasını şurada görebilirsiniz. Resim masasını gördüm hayatımda ilk kez. Şimdi bana kendi mikrofonumu verdi. Bu benim için çok büyük bir şeydi gerçekten. İleride size TRT'de staj yaparsanız, yani şu an burada ben varım, belki seneye sizlerden biri olacak. Çok ilgiler, stajyer diyorsunuz. Hani belki kendi aranızda şunu düşünebilirsiniz. İşte ben stajyerim, benimle ilgilenmeyecekler. Öyle bir şey yok. Bana yöneticim hep şunu dedi. Sen istersen gel buraya bana 10 kere sor. Ben sana 10 kere o cevabı vermek zorundayım. Bu yüzden yöneticime de çok teşekkür ediyorum. Bu kanalından videoma bakarsanız bütün detaylar teker teker var. İzlersiniz çok abone sevinirim. Abone de olun bu arada. Efendim? Abone de olsunlar. Ha, abone olsanız da çok teşekkür ederim. Deneyimler nasıl? Arkadaşlarım dersi bırakıp beni dinlemeye gelmişler. Ayşe ve Kübra. Çok desteklerinden ötürü Ayşe ve Kübra'ya çok teşekkür ediyorum. Bana çok destek oldular. İnşallah. Çok sağ olun canlarım, size öpüyorum. Bugün kızlarla beraber çok güzel bir yere kahvaltıya gideceğiz. Bandırma'da olanlar bile burayı bilmiyormuş. Hadi bakalım takipte kalın, biz nereye gideceğiz? Arkadaşlar işte burası. Öğretmen evi. Bakalım, ben de ilk kez geliyorum. Gerçi bir arkadaşım ikinciye geliyor. Bize önerdiği için geliyoruz. Arkadaşlar geldik. Çok tatlı bir mekan. Arkadaşlar kahvaltımız geldi. Şu masanın güzelliğine bakar mısınız? Bunlar da kızlar. El sallayın. Oradaki çarşı yakınsınız, ana çarşıya uzaksınız. Hı. Biz ana çarşıya yakınız, okuluz ya, aslında. Esniyordum, beni mi çektin ya? Arkadaşlar bandırma sohbeti yapıyorlar da onu dedim bir çekeyim. Çarşı, durak çok sıkıntı mesela, son durak kısımda. Biliyoruz, o ay akşam rüzgarı falan bizi mahvediyor yani. Evimize ne alaka, onu kaldırdığınızda ne oldu şimdi? Belediye başkanına söylüyor. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Mahvetti bize, çok kötü. Lütfen ilk durağa geri getirin. Zaten çok... yürüyorduk yani, ne gerek var? Çarşının içine girmesi gerekiyor bence otobüsün. Siz daha da uzaklaştınız beyefendi. Ay şunun güzeline bak, mazda çok güzel. Her şeyde bir sorun, her şeyde bir sorun yeter de. Ayşe yapın bak. Yeni biriyle tanıştıracağım Mine. Kübra'nın ev arkadaşı, çok tatlı bir kız. Eski ev arkadaşından sonra bize o kadar iyi geldi ki sizlere anlatamam. O kadar mutluyuz ki onunla olduğumuz için. Resmen. Çok insana mutluluk veriyor. Çok tatlı, çok iyi bir kız. Ama maşallah sevgisi var kendi. Maşallah diyelim, sevgisi var. Etek atmayın. Kız bir de yeni birine dönüşüyor. Arkadaşlar burayı çok beğendik. Çok güzel bir yer. Burası neresi diye sorarsanız burası Bandırma Öğretmen Evi.
Biz 3 kişilik serpme söyledik. 5 kişiyiz ama bize yetti yani. Arttı bile. Aynen arttı bile. Arkadaşlar hesabını okey oynuyor. Ayşe heyecanını kaybederse üzülecek çünkü. Ayşe menopoza girdi. Ayşe üzgün. Sümeyye mutlu. Diyor ki kazanacağız. Kahve içtiler. Minicim neydi o? Çilekli limonata içti. Bakalım kazanırsalar Ayşe bayılacak. Arkadaşlar hatırlıyorsanız en son saçlarımın önünü boyatmıştım. Şimdi Cila'ya geldik. Cila'yı yaptık ve saçıma fön çekilecek. Yine Koraycan kuafördeyiz. Bakalım saçın son halini beraber göreceğiz birazdan. Evet bayağı güzel oldu vallahi, ellerine sağlık. Arkadaşlar görüyorsunuz, Cila'mız oturdu. Bunun saçımın son hali. Bayağı güzel oldu buradan, yine her zamanki gibi Koraycan kaldı. Arkadaşlar buraya kadar gelip videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay, görüşürüz.